Evet arkadaşlar, bu videomuzda da gazların ve akışkanların basıncına bir giriş yapalım. Önce açık hava basıncından bahsedelim. Daha sonra açık hava basıncının günlük hayatta karşımıza nasıl çıktığını gözlemleyelim. Sonrasında barometrelerin açık hava basıncını ölçtüğünü ve Torricelli deneyinin detaylarını inceleyelim. Şimdi açık hava basıncı aslında şöyle bir durumdur. Nasıl ki katı ve sıvılar ağırlıklarından dolayı basınç uyguluyorsa, gaz molekülleri de aslında ağırlıklarından ve kinetik enerjilerinden dolayı temas ettikleri yüzeye basınç uygularlar. Günlük hayatta açık hava basıncını çok bariz bir şekilde hayatımızda hissederiz. Şimdi deniz seviyesinde şöyle düşünebilirsiniz aslında. Olayı şöyle toparlayalım. Mesela şuralar atmosfer. Şöyle şekil biraz karışabilir ama şöyle atmosfer. Şimdi burada deniz seviyesindeysek üzerimizdeki gazın yüksekliği H1 ama dağın üst taraflarına çıktığımız zaman üzerimizdeki gazın yüksekliği de H2. Aynen havuzun dibinde ve üst taraflarında olmaya benziyor. Dolayısıyla burada P1 basıncını yazmak gerekirse H1D çarpı G, P2 basıncını yazmak gerekirse H2 çarpı D çarpı G olur. Dolayısıyla buradan da biz neyi ifade edebiliriz? P1 büyüktür, P2'yi söyleyebiliriz. O zaman yükseklere çıktık, çakıldıkça açık hava basıncının azaldığını gözlemleyebiliriz. Çünkü üzerimizdeki atmosfer miktarının azaldığını düşünebilirsiniz burada. Örneğin Antalya'da bizi etkileyen basınç çok büyükken, bu basınç Erzurum'a geldiğimiz zaman çok daha az olacaktır. Everest'in tepesine çıktığımız zaman bu çok daha az olacaktır. Çünkü havada bir akışkan olduğu için aynı sıvı basıncı gibi düşünebilirsiniz. Burada H'ı azalttığınız zaman otomatikman P ne olacaktır? Azalacaktır arkadaşlar. Şimdi açık hava basıncı günlük hayatta birçok yerde karşımıza çıkıyor ve bunu aslında şöyle kafamızda bir canlandırmamız lazım. Şimdi bununla ilgili bir sürü yerde aslında açık hava basıncını görüyoruz arkadaşlar. Örneğin Magdeburg yarımküreleri, arabaların camlarına takılan vantuzlu oyuncaklar, havası boşaltılan plastik su şişelerin büzüşmesi açık hava basıncının varlığını gösteren durumlardandır. Şimdi ben size bu Magdeburg kürelerini anlatmaya çalışayım. Şimdi Magdeburg kürelerinin içinde hava vardır ve bunun içindeki hava vakumlanır arkadaşlar. Vakumlanır. Şimdi içindeki hava vakumlandığı zaman dışarıdan buna etki eden ne vardır? Bir P0 açık hava basıncı vardır. Bakın dışarıdan gelen bir P0 açık hava basıncı vardır. Normalde dıştaki basınçla içteki basınç birbirine eşittir. Fakat içindekini vakumladığın anda dış basınç bu küreleri birbirine yapıştırır. Ve dolayısıyla biz bunları ayırmak istesek de ayıramayız. Bu neye benziyor mesela? Şuna benziyor. Elimizde bir su şişesi var mesela. Plastik bir su şişesi var. Bunu siz de deneyebilirsiniz. Şimdi bu plastik su şişesini içinde hava var, dışında da hava var. Yani burada aslında mantık şudur. İçerideki P0 dışarıdaki P0'a eşittir. Biz bunun içindeki havayı dışa doğru vakumladığımız zaman mesela boş bir şişeyi alın, şöyle ağzınızı getirin şişenin ağzına ve içindeki havayı şöyle suyu içiyormuş gibi içinize doğru şöyle diye çekin. Şimdi siz bunu çektiğiniz zaman içerideki P0 yok olacak ve dışarıdaki P0 hala var olduğu için ne olacaktır? Bu şişeyi büzüştürecektir. O zaman şişe ne olacaktır bizim elimizde? Şöyle büzüşmüş bir hal alacaktır. Buna dikkat edin. Peki bu mesela vantuzlu oyuncaklardan bahsedeyim birazcık da. Şimdi vantuzlu oyuncaklarda şöyle bir şey vardır. O vantuz dediğimiz şeyi şöyle getiririz. Şöyle biraz vantuza benzer bir şeyler çizmeye çalıştım. Ve onu yüzeye yapıştırdıktan sonra şöyle ileri doğru ittiğimiz zaman içerideki hava şuradan dışarı çıkar. Yani vantuzun yandan görünümü şöyledir aslında. Bakın şöyle bir şey vardır, bir kavisi vardır. Şu yüzeye getirirsiniz. Şuradan bastırdığınız anda vantuz burada ne olur biliyor musunuz? Şöyle düz bir hal alır. Buradaki hava çıkınca dışarı ne olur? Açık hava basıncı onu böyle yüzeye doğru bastırmış olur. Buna dikkat edin. Bir diğer deney de aslında ta ilkokuldan beri öğrendiğimiz deneydir aslında. Bakın bu yaptığımız deney. Şimdi dış basınç P0'dır. İçinde sıvı vardır.
Bu bardağı ağzına kadar doldurup üzerine bir kağıt koyduğumuz zaman, ters çevirdiğimiz zaman sıvı aşağı doğru akmak isteyecektir. Şimdi sıvının bir basıncı olacaktır ama dışarıdaki P0 basıncı o kadar büyüktür ki biz burada şunu söyleyebiliriz. P0 büyüktür. P sıvı olduğu için sıvı dökülmeden bu bardağın içinde kalabilir diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi burada birazcık da şeyden bahsedelim. Açık hava basıncını biz neyle ölçüyoruz? Şimdi barometrelerle ölçüyoruz ve barometrelerin ortaya çıkışı da aslında Torricelli deneyine dayanıyor. Şimdi burada sözel bir kısım var. İstiyorsanız okuyalım, onu yorumlayalım sonra. Torricelli deniz seviyesinde 0 derece sıcaklıkta bir deneyi gerçekleştirmiştir. Kılcal bir boruya ağzına kadar doldurup cıva dolu kaba ters çevirdiğinde borunun içindeki cıvanın bir kısmının kaba aktığını görmüştür. Yükseklik 76 santimetre olduğunda bu akışın durduğunu gözlemlemiştir. Tam bu sırada tüp içerisindeki cıvanın yüzeye yaptığı basınç açık hava basıncı ile dengelenmiştir. Şimdi deney çok net ve basit arkadaşlar. Şimdi bunu bir sonraki düzenekte size anlatmaya çalışayım. Şimdi burada Torricelli'nin oluşturmuş olduğu düzenek budur aslında. Şimdi ne yapıyor? Şuraya ben bir şeklin gelişim sürecini anlatmaya çalışayım. Şimdi elimizde şöyle cıva ile dolu bir kap var. Bir boru var ve bu borunun içerisine şöyle ağzına kadar cıva dolduruyor. Şimdi ağzına kadar cıva doldurduğu zaman içinde hiçbir boşluk kalmıyor. Sonra bunu ters çevirip buraya şöyle getiriyor. Parmağıyla ucunu kapattığı için hiç dökülmüyor. Ters çevirip bunu buraya getirdiği zaman bir gözlemliyor. Ne görsün? Sıvı seviyesi biraz düşüyor. Şekildeki ve dengede kalıyor. Yani artık bizim boruda şöyle bir görüntü var arkadaşlar. Cıva seviyesi düştü. Şu seviyeye geldi ve dengede kaldı. Burası nedir? Boşluktur. Şimdi burada bizim dikkat etmemiz gereken nokta şu. Burada dışarıdan gelen P0 şöyle bu kabın içindeki sıvıya etki ediyor. Yani cıvaya etki ediyor. Cıva bu basıncı alıyor, aynen iletiyor ve şurada içeriden gelen 76 santimetre ya buranın yüksekliği. Haş seviyesiyle dışarıdan gelen P0 yani içeriden gelen cıva basıncıyla dışarıdan gelen P0 birbirini dengeliyor. Yani şu kesiti buraya alırsam şundan bahsediyorum. İçerideki cıva, borunun içindeki cıva, dışarıdan iletilen P0 şu anda birbirine eşit oluyor ve P0 eşittir P cıva oluyor. Burada haş çarpı D cıva çarpı G yazdığımız zaman 76 santimetre olduğunu görüyoruz. D, cıvanın değeri normalde 13,6. Bu da yaklaşık olarak 10'dur. Fakat burası böyle yazılmıyor ve bir genel bir ifade çıkıyor. Diyor ki 76 santimetre cıva ifadesini kullanmış oluyoruz. Ve burada şu detayları bilmemiz gerekiyor aslında. Elimizde eğer bir boru varsa ince bir boru. Bu boru kalınlaşsa da şekli şöyle de olsa ya da bu boru yamuk da dursa buradaki cıva seviyesi her zaman ne oluyor arkadaşlar? Haş oluyor. Yani burada kabın şekli kesiti aslında cıvanın yüksekliğini etkilemiyor. Ve burada yine madde özelliklerinde de konuştuğumuz durumlarla bu karıştırılmamalıdır. Yani bu durum kılcallık ile karıştırılmamalıdır. Hani kılcallıkta boru çok ince oluyordu ve o incelikten dolayı adezyon, kolizyondan büyük olduğu için sıvı yükseliyordu. Ama burada tamamen olay açık hava basıncı ile gerçekleşmektedir. Buna dikkat edin arkadaşlar. Burada barometrede kullanılan sıvının yoğunluğu fazla ise sıvının boruda yükselme miktarı azalır. Şimdi ben ne yazmıştım? P0 haş çarpı D cıva çarpı G demiştim. Böyle olduğu takdirde burası 76 santimetreydi. Peki burada sıvının yoğunluğu fazla ise yani burada D cıvayı arttırdığınızı düşünsenize şu değer sabit, o zaman otomatikman ne olması gerekir? Haşın azalması gerekir. Mesela Torricelli deneyinde cıva yerine su kullanılsaydı yaklaşık 14 katı kadar bir değer elde edilirdi. Yani çok inanılmaz yüksek bir boru kullanmamız gerekirdi. Şimdi barometrede boru ters çevirirken içine hava kaçarsa yani burada bir gaz olursa o zaman ne oluyor? Bizim P0 eşittir HD cıva çarpı G denklemimizde şuraya P0 geldiğini düşünün. Pardon, P gaz geldiğini düşünün. Şimdi burası sabit. Şimdi burası normalde işte 76 santimetre D cıva çarpı G'di. Buraya gaz geldiği anda ekstra bir basınç oluyor. O zaman buranın azalması lazım. O zaman otomatikman haşın
azalması lazım. Buna da dikkat edin. Barometreyi deniz seviyesinden yüksek bir konuma götürürsek. Şimdi bu slaytın en başında biz neyden bahsetmiştik? Hatırlarsanız deniz seviyesi. Deniz seviyesinden yukarıda doğru çıkıldıkça P0 azalıyor. Şimdi P0 azalıyorsa HD civa çarpı G yaptığımız zaman otomatikman ne olacaktır? Burada H'ın da azalacağını ve 76 santimetreden daha küçük olacağını göreceğiz. Yani Antalya'da 76 santimetre ölçtüğümüzde bu Ankara'da atıyorum şimdi değerleri arkadaşlar çok emin değilim 74 dere. Belki Erzurum'da, Erzincan'da 72-70 dere kadar düşecektir. Şimdi arkadaşlar bu gaz basıncı ve açık hava basıncı ya da barometreler yine ÖSYM tarafından sıklıkla sorulabilecek soru kalıpları arasındadır. Fakat çok ciddi yorum soruları, denklem soruları karşımıza gelmeyecektir. Bunlara dikkat ediniz. Kapalı kaptaki gazların basıncı da arkadaşlar yine çok önem taşımaktadır. Burada çünkü bazı ince detaylar gözden kaçabilir. Onları şimdi burada hep beraber yerine oturtalım. Şimdi kapalı bir kaba konulan gazın basıncının büyüklüğü her noktada aynıdır. Yani bu bizim için çok önemlidir. Mesela sıvı için biz şöyle bir şey kullandık. Dedik ki bir kap sıvıyla doluyken H yüksekliğinde ise bu sıvı, içerisinde D üst kütleli bir sıvı varsa K ve L noktalarını belirlediğimiz zaman burada PK büyüktür. PL yorumunu yapabiliyorduk. Çünkü K'yı etki eden sıvının yüksekliği ile L'yi etki eden sıvının yüksekliği farklı. Dolayısıyla basınçları da farklıydı. Şimdi gazların basıncı, tabii sıvıların kütlelerinin etkisi vardır. Açık hava basıncına girerken o ifadeyi kullandık ama kapalı kaplarda gazların kinetik enerjileri ön plandadır. Dolayısıyla kapalı bir kap içerisinde K, L ve M noktalarındaki basınçlar birbirine eşit olacaktır. Kapalı kapta bulunan gazın molekül sayısı arttırılırsa gazın kap çeperlerine yaptığı basınç artar. Yani bu kesin ve net. Neden? Çünkü kinetik enerjiden bahsediyoruz. Ve kütle arttıkça daha fazla molekül çarpacağı için onların oluşturduğu basınç da otomatikman artacaktır. Ve burada bunu modellersek bakın burada az sayıda molekül var. Burada daha fazla sayıda molekül var. Dolayısıyla otomatikman ne oldu? Ne oldu? Burada basınç artmış oldu. Kapalı kaptaki gazın sıcaklığı artarsa gazın moleküllerin kinetik enerjisi artar. Zaten bahsettiğim şey buydu benim. Ve kap çeperini etki eden basınç da otomatikman ne oldu? Artmış oldu. Yani küçük bir kolonya şişesine sıkıştığımız gaz şişenin ağzı açılıp dışarı çıktığında tüm odaya yayılır. Gaz odanın tüm hacmine yayıldığı için de basınç azalır. Yani sıkıştırılmış gazın da basıncı daha serbest halde olana göre daha fazla olacaktır. Şimdi esnek balon, sürtünmesiz piston ve esnek zar gibi sistemlerde, bakın bu çok önemli. Esnek balon, sürtünmesiz piston ve esnek zar gibi sistemlerde de iç basınç dış basınca eşittir. Şimdi dış basıncı P0 ile temsil ediyoruz. P gazı da iç basıncı da P gazla temsil ediyoruz. Dolayısıyla burada içeriden gelen P gaz basıncıyla dışarıdan gelen P0 basıncı ne oldu? Birbirine eşit oldu. Ya da buradan gelen P gazla dışarıdan gelen P0 ya da buradan gelen P1, buradan gelen P2 birbirine ne oldu? Eşit oldu arkadaşlar. Şimdi burada en çok şuna takılıyorsunuz. Bu böyle yamulmuş. O zaman P2 daha çok itmiş ki P1'i bu tarafa doğru kaymış. Hayır. P2 P1'i ilk başta itmiş olabilir ama şu anda denge durumunda oldukları için ne olacaktır? Eşitlenmiş olacaktır arkadaşlar. Lütfen bu detaya çok dikkat ediniz. Önemli. Manometreler ise arkadaşlar kapalı kaptaki gazların basıncını ölçmeye yarar. Şimdi manometrelerle ilgili genel ifade aslında yine pistonlarda ya da U borusunda yaptıklarımıza çok benzemektedir. Şimdi şöyle bir tane manometreyi alalım. Onun üzerinde detaylı bir şekilde konuşalım. Daha sonra diğerlerini şekil üzerinden zaten şöyle özetler geçeriz. Şimdi bunun içerisinde belli bir seviyeye kadar cıva olduğunu düşünelim. Mesela buradaki cıva seviyesiyle buradaki cıva seviyesi birbirinden farklı. Şimdi burada şunu şöyle çizdiğimiz zaman şöyle bakın. Burada H yüksekliğinde cıva olsun ekstra. Burada da bir gaz olsun. Şimdi burada ne yapıyoruz aslında biliyor musunuz? Şu çizdiğimiz noktanın alt tarafında aynı cins sıvılar kaldığı için buranın bir önemi yok. Hatırlayın ben bunu su cenderelerinde, pistonlarda yapmıştım. Şimdi sol taraftan ne geldi? Gaz basıncı geldi. Sağ tarafta da ne var? Cıva var. O zaman biz buna ne diyoruz? HDG diyoruz. Diyelim ki burada ekstra bir durum gelişti. Bunun içine gaz koyduk mesela.
Bunun içine gaz koyduğumuz zaman bu kolay etki edeceği için artı P gaz yazıp buradaki basıncı arttırabiliyoruz. Şimdi geldiğimiz zaman şekillerde şunu görüyoruz. Bakın ben zaten şunu size detaylı bir şekilde anlatmış oldum. Şimdi burası açıksa eğer, burada P0 basıncı varsa ve sıvı seviyeleri birbirine eşitse bakın buradaki P gaz doğrudan P0'a eşittir. Ama buradaki gibi bir durum varsa, yani sağ taraftan P0 geldi, şuradan da HDG sıvı basıncı ya da cıva basıncı geldiyse buradaki gaz basıncı P0'dan daha büyük olacaktır. Dikkat ederseniz çok fazla denklemlere girmiyorum. Çünkü map kitabını incelediğimiz zaman da bunlar daha yüzeysel olarak karşımıza geliyor. Barometre ve manometrenin dışında altimetre ve batimetrelerde basınç farkı ile çalışan düzeneklerdir arkadaşlar. Bunlara dikkat edelim. Dolayısıyla burada şöyle tanımları var. Onları da şöyle bir gözden geçirirsek bizim için daha iyi olacaktır. Batimetre deniz derinliklerini ölçmeye yarar. Altimetre ise deniz seviyesine göre yüksek olan bölgeleri ölçmeye yarar. Yani denizaltılarda batimetre ama uçaklarda altimetre kullanılacaktır. Ve dalgıçlar denize daldıklarında bulundukları derinlikleri batimetrelerle ölçerler. Ya da uçakla yükselmeye başladınız ya da dağcısınız mesela, bir dağa tırmanıyorsanız yine altimetre kullanmanız gerekecektir. Yoksa ani basınç değişimlerinden dolayı vurgun yeme ihtimaliniz çok yüksektir. Evet arkadaşlar, akışkanların basıncı da basınçla ilgili son videomuz. Ve akışkanların basıncı, şahsi fikrim tabi, ÖSYM tarafından soru gelme ihtimalinin çok yüksek olduğu bir konudur arkadaşlar. Hem sözel hem günlük hayata gidebilecek nitelikte olduğu için bunlara dikkat etmenizi tavsiye ederim. Şimdi istiyorsanız sözel olduğu için konuları şöyle paragrafları okuyalım. Onun üzerine yorumlar yaparak ilerleyelim arkadaşlar. Şimdi hareket halindeki akışkanların oluşturduğu basınç diğerlerinden farklıdır. Sıvılar ve gazlar katılardan farklı olarak akışkan olan maddelerdir. Bu yüzden hareket halindeki gazların ve sıvıların oluşturduğu basınca akışkan basıncı denir. Bakın dikkat edin. Hareket halindeki gazların ve sıvıların oluşturmuş olduğu basınca akışkan basıncı denir. Akışkan basıncı günlük hayatta birçok yerde karşımıza çıkar. Mesela rüzgarlı günlerde çatıların uçmasının sebebi ya da şemsiyelerin ters dönmesinin sebebi tamamen akışkan basıncıyla alakalıdır. Buna dikkat edin. Şimdi akışkan basıncı ya da şöyle, akışkanlığın hızının değişmesiyle basınçta meydana gelen bir değişiklik vardır ve buna biz Bernoulli ilkesiyle açıklık getirebiliyoruz arkadaşlar. Yani şöyle bir durum söz konusu. Fırtınalı havalarda evlerin çatılarının üzerinden ve duvarların üzerinden geçen havanın hızı artar. Şimdi birazcık daha detaylı anlatmak istiyorum bunu. Şimdi ben evi tekrar şuraya çizeyim istiyorsanız. Şöyle, bu evde bir çatı katından bahsediyoruz ya da çatı kısmından bahsediyoruz. Şimdi burada hava akarken şöyle bir engelle karşılaşıyor. İçerideki havanın basıncı P0, dışarıdaki havanın basıncı P0'dı. Şimdi hava burada geçerken hızlanacağı için basıncı azaldı. Yani P0 azaldı. İçerideki P0 daha büyük olduğu için çatıyı ne yaptı? Şöyle yukarı doğru itti ve şekildeki görüntüyü elde etmiş olduk arkadaşlar. Buna dikkat edin. Yani bu birçok yerde karşımıza gelir. Yani şöyle düşünün mesela, çatıların uçması ya da evlerin kapılarının çarpması ya da araç içerisinde ilerlerken içerideki dumanın dışa doğru aniden ve hızlı bir şekilde çıkması tamamen akışkan basıncıyla alakalıdır. Şimdi Bernoulli prensibinin genel şekli budur arkadaşlar. Bir boru var bakın ve bu boru üzerinden ya da içinden akan bir sıvı var ve bu giderek kesitin daraldığını görüyoruz. Şimdi kesit giderek daralıyor ama kesit daraldıkça hız ne oluyor? Artıyor. Mesela bahçe sularken hortumu sıktığınız zaman ne oluyor? Oradaki sıvı su daha hızlı aktığı için daha uzağa gidebiliyor. Çünkü arkadan gelen sıvı hala öndekini sıkıştırıyor. Yani sizin şu kesitten aynı sürede daha çabuk geçmeniz gerekiyor. Yoksa hortum patlar. Dolayısıyla burada hızınız giderek kesitler aldıkça artıyor. Fakat basıncınız da otomatikman ne oluyor? Azalıyor. Bu bizim için çok önemli bir durumdur. Zaten Bernoulli prensibini bu şekilde rahatlıkla açıklayabiliriz. Şimdi akışkanlığın hızının değişmesi sonucu basıncında meydana gelen değişiklik günlük hayatta da karşımıza çıkıyor dediğimiz gibi. Ve biraz önce verdiğim örnek, bahçe ortamının ucu sıkıldığında
daha uzağa akması, musluktan akan suyun hızı arttıkça incelmesi. Bakın bu da çok önemli. Şimdi şuraya bir musluk çizeyim. Şöyle. Musluktan akan sıvı aşağı doğru gittikçe inceliyor. Neden? Aşağı doğru gittikçe hız artıyor. Mesela buradaki hızı V1, buradaki hızı V2. Şimdi burada V2 büyüktür, V1'dir. O zaman ne oluyor burada? Dış basınç bu sıvıyı hızlandı ya. Hızlanınca içindeki basınç azaldı. Ama dışarıdaki basınç büyük olduğu için ne oldu? Ortada sıkıştırmış oldu. Ya da sıcak şehirlerde eski yerleşimlerde sokakların dar olması. Şimdi mesela Hatay gibi, Antakya gibi şehirlere gittiğiniz zaman bunu göreceksiniz. Sokaklar o kadar dar ki neredeyse 1 metre genişliğinde. Ve ne oluyor? Rüzgar normalde akıyor. Fakat o dar sokaklara geldiğinde kesit daraldığı için aynı bahçe hortumu gibi orada hızlanıyor ve bir klima etkisi yaratıyor. Arkadaşlar dikkat edin. Balkona asılan çamaşırların rüzgarlı günlerde çabuk kuruması da akışkan basıncıyla alakalıdır. Balkona bir havlu astınız. Havlunun etrafından geçen havanın basıncı hızlı olduğu için azalıyor. Ama içerideki basınç yüksek olduğu için sıvı moleküllerini ne yapıyor? Dışarı doğru o basınç etkisiyle itmiş oluyor. Karayollarında zıt yönlerde yan yana geçen araçların birbirine yaklaşması da aynı şekildedir. Yani iki tane araç şöyle yolda giderken yan yana geçiştiklerinde aradaki havanın hızlanması dolu yüzünden buralardaki basınç belki aynıdır. Ama ortada iki aracın hızından dolayı basınç azalır ve arabalar birbirine yaklaşır arkadaşlar. Bunlara da dikkat edin. Ve yüksek binalarda bakın bu da çok önemli. Suyu üst katlara taşıyan boruların giderek incelmesi. Ne oluyor boru incelince? Orada sıvının akış hızı artıyor ve böylelikle ne oluyor? Biraz hızlanarak üst katlara kadar ulaştırma şansı yakalıyoruz. Ve son olarak uçak kanadından bahsetmek istiyorum. Yani buraya kadar olan az önce verdiğim maddeler kesinlikle arkadaşlar map kitabıyla birebir uyumlu ve orada kullanılan ifadeler olduğu için önem taşıyor. Ve bu uçak kanadı her kitapta gördüğümüz bir olay ama birazcık daha detaylı inceleyelim. Şimdi uçak kanadının esprisi şudur. Altı düz ve üstü birazcık daha kavislidir. Dolayısıyla altı düz ve üstü birazcık daha kavisli olduğu için üstünden akan havanın hızı V1, altından akan havanın hızı V2 ise burada V1 büyüktür, V2 diyoruz. Ve hızın büyük olduğu yerde basıncın küçük olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla alttan gelen basınç yani P2, üstten gelen basınç P1, P2 P1'den büyük olduğu için uçağa ve kanada bir yukarı doğru bir basınç uygulanır ve uçak böylelikle havalanabilir. İniş sırasında da onun tam tersini gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bu da bizim için çok önemli bir detaydır. Buna da dikkat edin arkadaşlar. Arkadaşlar basınç konusunu toparlamış olduk. Kitabımızın bu kısımları sözel olduğu için ben sözel konu anlatımlarında özellikle böyle konu anlatımları kullandım. Konu anlatım nüshaları kullandım. Ama kitabımızda bu konu anlatımlarını siz tabii soru bankasında yok. Ben burada kendim daha rahat ve daha seri ifade edebilmek için kullandım. Siz de bu sayfaları not alırsanız kendinize ait bir çalışma notu da çıkarmış olacaksınız. İlerleyen konularda birazcık daha sayısala geçtiğim zaman böyle özetler kullanmayacağım. Onun yerine işlemleri ve konuyu kendime anlatmayı düşünüyorum. Ama orada da yine ekran görüntüsünü alarak kendinize bir not oluşturma şansınız var arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.